Komple React, Redux ve Hooks kursuma hoş geldiniz. Ben Engin Demiro, MCT, PMP ve ITIL sertifikasyonlarına sahibim ve şu an itibariyle Udemy'de 4.7 ile en yüksek eğitmen ortalamasına sahibim. Bu eğitimimizde React, Redux ve Hooks konularını ele alıyor olacağız ve bu eğitimin en büyük özelliği Best Practice odaklı olmasıdır sintaks bazlı programlama yerine ne, ne zaman, nerede, niçin sorularına cevap veriyoruz. Ne zaman React, ne zaman React Redux ve ne zaman Hooks kullanmanız gerektiğini mantığıyla öğreneceksiniz. Diğer eğitimlerimde de yaptığım gibi yol haritası şeklinde hazırlanmış içerikte kendinizi nerede eksik hissediyorsanız o kısımdan başlayabilirsiniz. Birinci adımda React bilmediğinizi düşünerek sıfırdan başlıyoruz. Bu bölümde yeni nesil javascript tekniklerini de öğreneceksiniz. İkinci adımda State Management konusunu basit ama nokta atışı bir örnekle öğreneceksiniz. Artık burada Redux'a başlamış oluyoruz. Üçüncü adımda gelişmiş bir projeyle Redux adına hiçbir eksiğiniz kalmayacak şekilde tüm konuları öğreniyorsunuz. Ve dördüncü adımımızda ise yepyeni bir konu olan React Hooks yapısını öğreneceksiniz. ...ve eğitim boyunca ECMAScript 6 ve sonrasında gelen yenilikleri de öğreneceksiniz. Eğitim boyunca hem React tarafında hem de React Redux tarafında... ...aynı projeyi iki farklı yöntemi kullanarak kodluyoruz. Ve bu projemizde oldukça özel, fazla özellik kullanacağız. En azından React ve Redux ile yaptığımız projeyi göstermek adına size projeyi bu şekilde göstermek istiyorum. Örneğin bu yine birçok eğitimde kullandığım benim Northwind projesidir. Ve bu projede yine sol tarafta kategorileri kullanıyoruz. Burada dikkat etmenizi istediğim husus State Management'ın ne kadar aktif kullanıldığıdır. Örneğin burada bir kategoriye tıkladığımızda başka bir komponent buradan etkileniyor ve o komponent aynı state'i kullanıyor. Yine belirli mesajlaşma sistemlerini kullanarak uygulamamızı zenginleştiriyoruz ve sepete eklediğimiz örneğin ürünlerin sepet görüntüsünü de burada görüyorsunuz. Yine aynı şekilde sepet özetinde de belli işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde yine sepete giderek buradan da sepet yönetimini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun dışında yine sadece get requestleri değil post requestlerinin de nasıl yapıldığını göstermek adına ürün ekleyebilir veya herhangi bir ürüne seçtiğimiz zaman o ürünün detaylarını da güncelleyebiliyoruz. İşte bu şekilde React, Redux ve Hooks konularını içerisine alan bu eğitimimiz sıfırdan başlayıp sizi sektörün yükseklerine getirecek şekilde sektörde kullanıldığı gibi ee, bir içerikle sizi bekliyor arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim.